Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersimizde 4. sınıf doğal sayılarla ilgili zor sorular hazırladık. Aslında sorularımız çok zor değil. Biraz fazla işlem yapmak gerektiriyor ve biraz düşünmek gerektiriyor. Bu videoyu izlerken ben sorunun çözümünü yapmadan önce videoyu durdurup sizler ilk önce kendi çözümünüzü yaparsanız ve sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırırsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Birinci sorumuzu okuyarak dersimize başlayalım. A, B, C, D, E sayısı 60.000 artı 5.000 artı 70 artı 3 şeklinde çözümlendiğine göre A çarpı B eşittir kare D artı E eşittir üçgen ise kare bölü üçgen kaçtır? Şimdi sırasıyla işlemlerimizi yapacağız ama ilk önce sayımızı oluşturmamız gerekiyor. İlk önce şöyle A B C D E'yi yazıyorum. Sayımızın harflerini kodlanmış haliyle yazıyorum. Şimdi çözümlemeden yararlanarak karşılık gelecek rakamları bulmaya çalışıyorum. 60.000 yani 10.000'ler 10 basamağında 6 var. Onun değeri 60.000 olduğu için şöyle çizgiyle gösterelim. 5.000 binler basamağında da 5 var. Bakıyorum yüzlük hiç yok. Yüzlük çözümlenmemiş. O zaman C'nin olduğu yerde 0 olması gerekiyor. D harfinin olduğu yerde 70 olduğuna göre 7 rakamı gelecek. E harfinin olduğu yerde ise 3 rakamı gelecek. Şimdi harflere gelecek karşılık gelen rakamları buldum. Birinci işlemi yapıyorum. A çarpı B. Yani 6 ile 5'i çarpıyorum. 6 çarpı 5 eşittir 30 oldu. Yani böylelikle kare sembolümü bulmuş oldum. İkinci işlemim D artı E. D 7, E de 3 olduğuna göre 7 ile 3'ü topluyorum. Ve o da 10 oldu. 10 sayısı da üçgen sembolümüze karşılık geliyor. Kareyi ve üçgeni bulduğuma göre ne yapacaktım? Kareyi üçgene bölüyorum. Yani 30'u 10'a bölüyorum. Cevabımız 3 çıkıyor. Ve doğru cevap B şıkkı oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Sayı değerleri toplamı 14 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile sayı değerleri toplamı 12 olan 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Şimdi ekranımızı biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi bir kere 4 basamaklı bir sayı olacak birincisi. Onun için 4 tane nokta koydum. Fakat bir kuralı bir şartı var. Sayı değerlerinin toplamı 14 olacakmış ve en büyük olacakmış. En büyük olması için bir kere benim en başa 9 rakamını koymam gerekiyor. Sonra 9'dan sonra eğer 8'i koyarsam 9 8 daha 17 fazla olur. Yani 14 olması için ben 9'dan sonra 5 rakamını koyabilirim. Çünkü bakın 9, 5 daha sayı değerleri 14 oluyor. Geriye kalan iki basamağa da 0 rakamını koyarım. Bana verilen şartlar arasında rakamlar farklı olacak diye bir yazı yoktu. O yüzden aynı rakamları kullanabiliyorum. Birinci sayımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi ikinci sayım. Sayı değerleri toplamı 12 olacakmış ve 4 basamaklı. O da 4 basamaklı. Yine 4 tane nokta yaptım. Ve en küçük olacak. En küçük olması için en öne ben en küçük rakamı koymalıyım. Tabii ki sıfırı koyamadığım için biri en öne koydum. Ve yanına hemen en küçük olan diğer rakam olan sıfırı ekledim. Şimdi dikkat edeceğim konu sayı değerlerin toplamı 12 olacağı için ben buraya yani diyelim ki 2 yazsam 1, 2 daha 3 olur. E Buraya o zaman 9 koyabilirim. En iyisi ben ne yapıyorum? En büyük rakamı en arkaya atıyorum. 9'u en arkaya atıyorum. Bakın 9 1 daha 10 oldu. O zaman sayı değerleri 12 olması için ben buraya 2'yi koyabilirim. Şöyle bir şey aklına gelebilir. Öğretmenim biz buraya 3'ü koysaydık, buraya da başka bir rakam koysaydık olur muydu? Ama o zaman sayımız 1029'dan daha büyük olurdu. 1030'lu bir şeyler olurdu. En küçük sayımız bu. Sayı değerlerini kontrol ediyorum. 1 2 daha 3, 9 daha 12. Şimdi sayılarımı oluşturdum. Sorunun sonunda bu iki doğal sayının farkını bize soruyordu. O zaman çıkarma yapmam gerekiyor. Sıfırdan 9 çıkmaz. Komşu da yok. Öbür komşu. Böyle geldim. 10'dan 9 çıktı. 1. Burada 9 var. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada 4 kaldı. 4'ten 0 çıktı. 4. 9'dan 1 çıktı. 8. Demek ki cevabımız 8471'miş. Üçüncü sorumuzda bir sayı örüntüsü var. Yandaki şekilde sayılar Soldan sağa doğru bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre soru işaretinin yerine kaç yazılmalıdır? Şimdi ilk önce tabloma şöyle bir göz gezdiriyorum. Soldaki sayı ile sağdaki arası, e, sayı arasında bir ilişki varmış. Ben bunlara dikkat ediyorum. 2 toplama olsa 2 1 daha 3 ama burada çok farklı bir toplama var. Burada daha da büyük bir toplama var. Yani toplama yoluyla gidemeyeceğim. Çıkarmayı zaten kullanamam. Çünkü sayılar artmış. Bölmeyi de kullanamam. Kala kala ne kaldı? Çarpma işlemi kaldı. Ha, ben o zaman çarpma işlemiyle yoluma devam etmeliyim. 2 ile hangi sayıyı çarparsam 3 olur? Olmaz. 5 ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım? 24 olmaz. Demek ki burada bir çarp sadece bir çarpma kullanılmamış. Başka bir işlem daha kullanılmış. Yani 5 ile bir sayıyı çarpmışlar. Sonra bir çıkarmaya işlemi yapmışlar. Veya toplama işlemi yapmışlar. 2 işlem yapacağıma göre şimdi biraz daha soru açılmaya başladı. 2 kere 2 4 dört eder. 4'ten 1 sayısını çıkarırsam 4'ten 1 azaltırsam 3 kalır. Böyle bir yöntem buldum. Bakalım bu yöntem işe yarayacak mı? 5'i az önce 2'yi kendisiyle çarptım. Dikkat edin. 5'i yine kendisiyle çarpıyorum. 5 kere 5 25. 1 azalttım 24. Galiba doğru gidiyorum. 9'u kendisiyle çarpıyorum. 9 kere 9 81. 1 azalttım 80. Evet. Şimdi bulduğum yöntem işe yaradı. Yani sayıyı kendisiyle çarpıyorum. Cevabı bulup 1 çıkartıyorum. O zaman 16'yı yine kendisiyle çarpmalıyım. Sonra bir tane azaltmalıyım. Hemen 16 ile 16'yı çarpıyorum. 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 1 6 9 1 kere 6 6 1 kere 1 1 topluyorum. 6, 15, 256 ve 256'dan da 1 sayısını çıkarıyorum. Şöyle yazalım. 256 eksi 1 eşittir 255. O zaman 16 sayısının karşısına 255 yazmam gerekir. Cevabımız 255. Geldik dördüncü sorumuza. Şöyle ekranımıza doğru getirelim. 280473 sayısındaki hangi rakamların yerleri değiştirilirse sayının değeri 6930 artar. Şimdi bana ipucu olabilecek şey burada. Sayının değeri artıyor. Ne kadar artıyor? Bu kadar. O zaman bu sayıyı ben ilk önce değerini bu kadar bir arttırayım. Bakalım ne çıkacak. 280473 sayısı ile 6930'u topluyorum. 3 aşağıya 7 3 daha 10 elde var 1 verdim 5 5 9 daha 14 elde var 1 verdim 7 8 aşağıya 2 aşağıya Evet şimdi yeni bir sayı buldum 287.403 önceki sayıma bakıyorum ne diyordu bana? Hangi rakamların yerleri değiştirilirse diyordu. Bakalım rakamların yerlerinde değişenler var mı? Onları kontrol edelim. 2 yukarıdaki sayıyla yeni bulduğum sayıda aynı yerde. 8 de aynı yerde. Bakıyorum 0 aynı yerde değil. 0 nereye gitmiş? 7'nin olduğu basamağa gitmiş. Bakın. 7 de 0'ın yerine gelmiş. Yani hemen gözüme çaldım. 0 ile 7 yer değişmişler. Diğer rakamlara bakayım. 4 kendi yerinde 3 de kendi yerinde. Kala kala 7 ile 0 kaldı. 7 ile 0 kendi yerlerinde değil. Bakın işte 7 ile 0 yer değişmiş. Demek ki cevabımız 7 ile 0 yer değiştirirse değiştirmiş. Değiştirirse sayımız 6930 artıyormuş. Sorumuzun cevabı böyle olacak. 7 ile 0'ın yer değiştiğini görmüş oluyoruz. Geldik 5. ve son sorumuza. 48.967 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlatılmış hali ile 37.175 sayısının en yakın onluğa yuvarlatılmış halinin farkı 4 basamaklı en büyük doğal sayıdan ne kadar fazladır? Yapacağımız biraz işler var. Hemen ilk işimle başlıyorum. İlk önce birinci sayımızı en yakın yüzlüğe yuvarlamam gerekiyor. 48967 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlıyorum. Bakıyorum ilk basamaktaki rakamları kapattım 967. 67 50'den büyük olduğu için ileri gitmesi lazım. 900'den sonra 1000 sayısı gelir. O zaman 8000'i ben çoğaltmam gerekir. 1000 daha arttırmam gerekir. O zaman bu sayımız 49 bine yuvarlanır. En yakın yüzlüğe yuvarladığımda 49 bin olan yüzlüğe geldim. Diğer sayımı yuvarlıyorum. 37 bin 175. 37 bin 175 sayısını nereye yuvarlayacaktım? En yakın onluğa yuvarlayacaktım. Hemen sayılarımın başındakileri kapatıyorum. 75 kaldı. 75, 80'e yuvarlanacağı için diğerlerini yazıyorum. 37 bin 100 80. İşte bu sayıyı da yuvarladım. Ne diyordu? Yuvarlatılmış halinin farkı. Şimdi bu iki sayının farkını bulmam gerekiyor. Hemen çıkarıyorum oldukları yerde. 0 8 eee şey 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 8 çıktı 2. Evet, 2. Burada kaldı 9. 9'dan 1 çıktı 8. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı 1. Yani yeni sayımız 11.820 oldu. Burası biraz karışık olduğu için tekrar yazdım. Farkını buldum. Şimdi ne diyor? 4 basamaklı en büyük doğal sayıdan ne kadar fazladır? Şimdi 4 basamaklı en büyük doğal sayımız kaç? Şimdi bu sayımızı yukarıya yazalım. 11.820. 4 basamaklı en büyük doğal sayımız hemen hatırlayacaksınız. 9 9 9 ve 9'du. Ne yapıyorum? Ne kadar fazla olduğunu bulmak için tekrar çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı 1. Burada 1 kaldı. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı 2. 7 kaldı. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı 8. Burada 0 kaldı. Aldım. 10'dan 9 çıktı 1. Demek ki sorumuzun cevabı 1821'miş. Bu soruyla dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.